Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluları Başkanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, ülkemizde yüksek öğrenim gören uluslararası öğrencilere, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, soydaş ve akraba topluluklarımıza yönelik faaliyetleri yürüten bir kurumdur. Ancak bu faaliyetlerin belirlenen amaçlar hizmet etmediği veya etkili bir şekilde gerçekleştirmediği konusunda bazı endişeler bulunmaktadır. Başkanlığın genel amaçlarına dair direnişlerin endişelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkanlığın ana hedefi olan Türk diasporasının kimlik ve kültürünü koruma, ana dilini muhafaza etme ve ana vatana bağlılığını güçlendirme amacını kapsamlı bir şekilde ele almalıyız. Bu bağlamda somut ve etkili stratejilerin geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Yurt dışındaki Türk varlıklarını güçlendirmek ve Türk diasporasının beklentilerine daha iyi cevap verebilmek adına başkanlığın politikasını çok boyutlu ve kapsayıcı bir şekilde ele almasını önemli arz ediyorum. Bu bütçe görüşmesi vesilesiyle Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı faaliyetleri bir konuya dikkatinizi çekmek ve verilen bursların dağıtımı konusunda yaşanan bir durumu ele almak istiyorum. Görünür ki başkanlığın amacı olan Türk diasporasının kimlik ve kültürünü koruma, ana dilini muhafaza etme, ana vatana bağlılığını güçlendirme hedefi bazı durumlarla belirli bir dengeden uzaklaşıyor gibi görünüyor. Özellikle verilen bursların Türk ve akraba topluluklarına yönelik değil, örneğin Suriye'den gelen sığınmacılara veya Afrika ülkelerinden gelen Somali gibi ülkelerin vatandaşlara verildiği haberini almaktayız. Bu durum başkanlığın önceliğinden bir sapma olduğunu izlenimi uyandırmaktadır. Elbette ki insani yardım ve uluslararası dayanışma önemlidir. Ancak kendi vatandaşlarımızın ve akraba topluluklarımızın ihtiyaçlarına öncelik verilmelidir. Bu durum topluluklarımız arasında adil ve dengeli bir yardım dağıtılmaması riskini taşımaktadır. Özellikle Suriye'den gelen sığınmacılara yönelik bursların ülkemize sığınan bu insanlara yönelik pozitif bir adım olduğunu kabul edebiliriz. Ancak başkanlığın asıl misyonunu oluşturan Türk ve akraba topluluklarının güçlendirmesi hedefi unutulmamalı bir burs programı ile temel amacına odaklanması gerekmektir. Bu bağlamda bursların dağıtımında dengeli bir politikanın izlenmesi ve Türk ve akraba topluluklarının ihtiyaçlarına daha fazla vurgu yapılması başkanlığın amacına uygun bir yaklaşım olacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlarımızın önemli sıkıntıları bulunmaktadır. Balkan ülkelerinde yaşayan soydaşlarımız haklarının korunması, bu toplulukların Türkiye'de yaşayan akrabalarıyla bağlantıları ve ülkemizle aralarındaki kültür alışverişi için daha etkili bir politika yürütmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Balkan ülkelerinin bir kısmı AB üyesi olmuş, bir kısmı ise üyelik süreçlerini sürdürmektedir. Ancak bu ülkelerin içerisinde yaşayan soydaşlarımızın durumu maalesef AB standartlarına uygun şekilde ele alınmamaktadır. Balkanlarda yaşayan Türk toplulukları çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmakta ve bu sorunları etkili bir şekilde çözüme kavuşturulmadığı için soydaşlarımızın huzuru bozulmaktadır. Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıları ele almak başkanlığımızın öncelikli bir haline gelmesidir. Diplomatik çabaların artırılması, yerel düzeydeki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bu topluluklara daha fazla destek sağlanması, Türk diasporasının bir parçası olan Balkan topluluklarının yaşadığı zorlukları aşmalarına yardımcı olmaktır. Balkanlarda yaşayan Türk topluluklarının karşılaştığı sorunlara çözümü için çaba sarf edilmesi, bu toplulukların huzurunu ve refahını artıracak, soydaşlarımızın bir bütün olarak güçlü bir şekilde var olmasına katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, yurt dışında Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın kuruluşu amacına uygun olarak soydaşlarımızın problemlerine çözüm odaklı çalışmalar yapmasını beklemekteyiz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.